Bundan 5 ay önce ben çocuğumu kaybettim. Eşim düşük yaptı. Hastanede işte çocuğun otopsisi bittikten sonra çocuğu aldım. Gömmeye götürüyorduk. Ev sahibim aradı. Zam yapacağını söyledi. Ben de cenazem var. Hani şu an ilgilenemeyeceğimi, psikolojimin bozuk olduğunu söyledim. O da ölüm Allah'ın emri. Yani kirayı zamlandırmamız lazım dedi. O an bir tartışma yaşadık. Ondan sonra işte bu duruma geldik. Ben devletin yapmış olduğu %25'i vermeme rağmen kabul etmedi. Evimi ya terk et git ya da sana yapacaklarımı bilirim dedi. Ve bugünkü şu an gördüğünüz halde evi suyumu kesti. Yasal olmadığı halde suyumu kesti. Faturaları ödediğim halde karakollara faturayı ödemediğimi söyledi. Kiramı zamanında ödüyorum. Zamanında faturalarımı ödüyorum ama şu an suyum yok. Yıl 2023, suyum yok. Yani yazın ortasında eşimle birlikte susuz kaldık. Ya ev sahibi şöyle, ilk günden beridir ortak kullanıyoruz. Zaten benim alt katımda oturuyor. Nasıl bir sistem yaptıysa hukuka aykırı mı, uygun mu bilmiyorum. Kendi suyunu kullanıyor ama bana gelen borudan vanayı kapatmış, bana su vermiyor. Faturalarımı ödediğim halde vermiyor. Suyumu vermiyor. Su ihtiyacımızı gördüğünüz gibi taşıma suyla. Annemlerden, komşulardan, Allah razı olsun, verdikleri yardımla birlikte bu pet şişelerle su çıkarıyorum 6. kata. Asansörümüz de yok. Su bittikçe taşıma suyla gelip evde bulaşığımızı yıkıyoruz. Zaten tuvalet ihtiyacımızı gideremiyoruz. Duş ihtiyacımızı bu yazın ortasında gideremiyoruz. İşimizden de kaldık. Eşimi annesine gönderdim. Evde duramıyoruz çünkü kokuyor yaz. Yani biz hep devletimize sığındığımız için hukuki yollarla bu işi çözelim dedik. Karakol sürecimiz bitti. Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulundum. Sadece devletimin bana el uzatmasını bekliyorum, yardım etmesini bekliyorum. Ben inşallah adalet mülkün temelidir. İnşallah da kazanacağıma inanıyorum. Çünkü her şeyim hukuka uygun şekilde.